10.10 TV, 10 numara TV'de bugün Azerbaycan'ın yaşadığı süreci konuşacağız. Ermenistan biliyorsunuz günün erken saatlerinde Azerbaycan'a saldırdı ve İran'ın da bu saldırıda payının olduğu konuşuluyor ve Ermenistan'a yardım ettiği konuşuluyor. Değerli izleyenler, işte 10.10 TV'de bugün vatandaşa bu soruyu soracağız. Ermenistan'la Azerbaycan arasında yaşanan işte bu vahim tabloyu ve bu savaş halini bakalım vatandaşlar nasıl yorumlayacak? Kışkırtılmıştır yani. Ermenistan kullanılan bir devlet. Mutlaka birileri teşvik etmiştir, kışkırtmıştır, öyle olmuştur. Türkiye Azerbaycan'a destek açıklaması yaptı. Yerinde bir karar, yerinde doğru bir tespit. Yani yapması gerekeni yapmış. Peki İran'ın Ermenistan'a yardım ettiği konuşuluyor. İran 200'lü bir devlet, her zaman yapar böyle şeyler. Benim için öyledir yani. İran benim için bir Avrupa'dan daha tehlikeli bir devlettir her zaman. İkili bir devlettir. Müslüman görünümlü bir devlettir ama Müslümanlara daha çok düşmandır. Bu şekilde. Peki, çok teşekkürler. Bugün Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı. Evet. Şimdi savaş ilanı yaptı Azerbaycan. Ne diyorsunuz bu duruma? Şimdi Azerbaycan tabii ki kendi kardeş bir ülkeye. Mutlaka Ermenistan bizim biraz bize ters gelen bir ülke. Hani yani gerekli siyasi olarak. Biliyorsunuz bugüne kadar öyle bir geçmişimiz oldu. Malum bizi dünyada bile kötü biliyorlar. Malum Ermeni katliamları falan hesabı falan. Mutlaka biz tabii bunu tasvip etmiyoruz. Yani bir Türk insanı olarak kınıyoruz. Yani başka söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani bize bizim Türk insanı ve Türk milleti dışında herhangi bir kardeş ülkelere herhangi bir saldırıda kim destek verirse onları da ayrıca kınıyoruz yani. Siz ne diyorsunuz efendim? Şimdi İran'ın Ermenistan'a yardım ettiği konusunu çek etmek lazım. Birinci defa inandırıcı değil. Fakat tarihte yanılmıyorsam İran'la Rusya arasında büyük bir savaş olmuştur ve İran bazı topraklarını kaybetmiştir. Tabii ki ben Azerbaycan'da bulundum. Yaşadım orada bizzati. Bir Ermeni düşmanlığı var. Ermenistan'da tabii ki bir düşmanlık var. Önemli olan bu düşmanlığı aradan kaldırmak. Öyle gördüm ben. Fakat şunu da yaşadım orada bizzati. Bu düşmanlığın aradan kaldırılması mümkün gözükmüyor. Şöyle bir şey var tarihte. Onu da bizzati yaşadım. Hayatımda da yaşıyorum. Savaşla kaybedilen maalesef savaşla alınıyor. Masada oturup da kazanan bir insan, kazanan bir devlet pardon, göremiyorum. Ancak bunu Batı yapıyor. Batı bu işleri çok iyi yapar. Kardeş ülkelerini birbirine katar. Sonra oturur seyreder. Böl parçala yönet. Bu maalesef tarihin sayfalarında kanla yazılmış yazılardır. Bunu okumak lazım. Gelecek kuşağa ne diyorum? Düşmanlık iyi bir şey değil. Ermenistan bugün eğer o gücü kendinde buluyorsa arkasında mutlaka bir destekçisi vardır. Çünkü o gücü bulamaz. Nasıl Yunanistan bize biraz hafiften böyle bir yoklama çekti, geri adım attıysa Ermenistan da bunu yapacaktır. Belki ne derler ona, hani gıcık atmak gibi, hani halk arasında öyle derler ya, bir yoklama çekti belki. Fakat biz şahsen halk olarak istiyoruz ki savaş olmasın. Masada hallolsun. Fakat Ermenistan'a el ele bir niyeti varsa ki İnşallah yoktur. Kendi kaybeder. Peki. Çok teşekkürler efendim. Abi ne diyeyim? Şu anda keşke müdahale edebilsek diyorum. Yani üzücü bir durum. Türkiye'de destek açıklaması yaptı. Yani ha, öyle bir açıklama yaptıysak çok iyi. Çok da mantıklı bir açıklama olmuş. Hani duyduk, üzüldük. Hani gereken desteğe de hazırız aslında. Hı hı. Azerbaycan'ın yanındayız kardeş ülke olarak. Hı hı. İnşallah sonuna kadar destek veririz diyorum. Çünkü Azerbaycan'la bir kardeşlik bir şey payımız var bizim. Hı hı. Biz destek sağlamak şeyinde zorundayız yani. Hı hı. O açıdan dolayı. Evet. Türkiye destek açıklaması yaptı. Evet, doğru bir şey. Hı hı. Ne diyorsunuz bu duruma? Yani Türkiye'nin bu tavrını beğeniyor musunuz? Evet, beğeniyorum. Hı hı. Çünkü bir kardeşlik payı olduğu için bir destek sağlıyoruz yani. Ya bunu şöyle kınayabilirim. Bir ülke bizim sözümüne kardeşimiz olan bir ülkeye saldırdığı için değil.
Yani herhangi bir devlet yapılanması insanların olduğu yere saldırıyor ve orada siviller ölüyor. Hani A ülkesi, B ülkesi, bu çok da önemli değil. Bu ülke herhangi bir Türk devleti de olabilir. Bu ülke bizim bugün diplomatik olarak iyi ilişkiler içinde olmadığımız bir ülke de olabilir. Ya kesinlikle bunun karşısındayım. Sadece bunu söyleyebilirim. Savaş varsa kesin kes karşısındayım. Yani ölenler bizim yakınlarımız ya da dünyanın çok uzak ülkesindeki başka insanlar. Bu belirleyici değil. İnsan olması önemli diyor. İnsan olması önemli, evet. Ermenistan kaşınıyor gibi biraz. Çünkü Azerbaycan'ın arkasında biz varız. Azerbaycan'ı tam destekliyoruz. Ya Ermenistan'ın arkasında da büyük devletler olabilir. Ama bunun sonucu dünya savaşına doğru gitmez diye düşünüyorum. O İran Azerbaycan'a destek vermişse biz de Azerbaycan'a tam desteklerimizi veririz. Yani arkasında biz varız. İran'ın bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü biz tam tesisatlı, askerlerimiz kuvvetli, güçlü. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Amin. Hakkından geleceğiz yani. Burası Azerbaycan'ın. Öyle düşünüyorum yani. Artık yani bir şey, dünyada bir Müslümanlara karşı bence bir kıyım var. Yani Türk milletine karşı bir kıyım olduğunu düşünüyorum yani. Yani bunu da herkes, bizden hariç, bizden başka da dostumuz yok. Herkes birbirini destekliyor göz göre göre. Sonuçta bu yani yıllardır yapılan bir şey yani Azerbaycan'a karşı. Adamlar kendi topraklarını savunamıyorlar. Yani burada ne var ki yani, bu kadar her dakika bir vuruyorlar, öldürüyorlar. Doğudaki olaylar da aynısı kardeşim işte. İşte Asalan'ın devamı işte. Yani daha ne yapacağız yani? İran Ermenistan'a yardım etmiş bu saldırıda. İran Ermenistan'a yardım etmiş bu saldırıda. Yapar, ben karşıya karşılıyorum yani yapmasını da. Çünkü kimin ne yapacağı belli değil ki. Öyle bir dünyada yaşıyoruz yani. Yani İran, biz İran'ı o kadar destekledik bu ambargolarda, Amerikan ambargolarında falan. Zaten İran bizim yanımızda hiç olmuyor ki. Bizim yanımızda olsa doğuda bu olaylar olmaz. Kınıyorum tabii ki. İslami bir devlet olarak, Müslüman bir devlet olarak kınıyorum ve bütün senaryoların da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ermeni soykırımında dahil olmak üzere. Ama iyi olmasını diliyorum, sulh olmasını diliyorum. Barış olsun artık, böyle bir virüs verdi bütün dünyaya. Artık insanların biraz kendine gelmelerini istiyorum. Herkes bir pay alsın kendine düşeni. Bütün dünya bu virüsle mücadele ediyor. Artık savaşlar bitsin. Barış bir ortamda yaşayalım. Bunu arzu ediyorum. Ne diyoruz? Dünyanın geneline baktığımız zaman aslına bakarsanız 3 tane halk ağlayan masum rolü oynayıp da elinde kan, elinde silah olan 3 tane ülke vardır, 3 tane millet vardır. Bunlar birisi İsrail, birisi Ermenistan, birisi de Kürtlerdir. Bu her 3 kavimde bir şekilde bizim ülkelerimizin ya dolaylı ya da direkt olarak içinde olan ülkelerden üçü. Ermenilerin zaten geçmişle alakalı, bizimle alakalı bir sorunları var. Yani Türklerle alakalı. Yani Azerbaycan dediğimiz yer başka bir yer değil. Bizim ülkemiz yine. Şu anki yapılmış olan işlemlerin arkasında kimlerin olduğu gayet belli. Bir şekilde birileri harekete geçtiği zaman onların harekete geçmesini engellemek için ellerinden geleni yapmaya çalışan piyon olan ülkelerden bir tanesi. Günümüzde şu an zaten Yunanistan aynı piyonluğu sergilemekte. Şu an batıda Yunanistan, doğumuzda da şu an Ermenistan var. Bir şekilde bizim hareket alanımızı kısıtlamak için onların abileri, babaları, yedi göbek ötesindeki dedelerinin yönetmiş olduğu ülkeler bunlar. Yaptıkları gayet belli yani. Çok şaşırılacak bir durum değil diyor. Tabii. Yani bunları desteklemek isteyen farklı farklı, hadi canım bu ülkede mi onların arkasında diyebileceğimiz ülkeler var yani. Mesela Ermenistan'ın arkasında tamam Rusya var. Çok bariz bir şekilde söyleyeceğim duruma şaşıracaksınız. Gürcistan silah geçişi için topraklarını kapatırken yani Çin mesela Ermenistan'ın tam arkasında olabilecek bir ülke haline gelebiliyor. İran mesela onu destekleyen. İran destek vermiş zaten. Tabii ki yani saldırıda. Şöyle İran'a baktığınız zaman bizim ülkemiz gibi kozmopolit bir yapıya sahip. Nüfuslarının %1'ine yakın olarak bir Ermeni nüfusu var. Ayrıca Güney Azerbaycan dediğimiz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile İran'ın savaşından sonra Güney Azerbaycan toprakları İran'da kalmıştır. 35 milyon Türk evladı vardır İran'da. İran'ın nüfusuna baktığınız zaman şu an 70 milyondur. Ve bunu Fars olarak, sadece İran'ı Fars olarak tanıyoruz ama Fars nüfus sadece %38'ini oluşturuyor.
Orada ciddi bir Türk nüfusu var. Tabii ki emin olun, melezleştirilmiş, millet kavramından ötekileştirilmiş bir ülkeye sahibiz. Atatürk düşüncesinin, Atatürk milliyetçiliğinin ne olduğunu Iğdır'ın dil ucu yerini İran'dan alırken Atatürk göstermiştir. Çünkü diğer Türk ülkelerine açılan kapı olarak görmüştür. Nahçıvan'a toprağı hediye ederekten. Ama bunu anlayacak zihniyet şu an, şu 83 milyonuz diyoruz ya, bir avuç insanda belki ya vardır ya yoktur. Allah göstermesin yine Mehmet Akif'in dediği gibi bu ülkeye İstiklal Marşı yazdırmaya, ama yarın öbür gün böyle o günlere ait kaotik bir durumumuz olursa yine bir avuç vatan evladı kalacak ve bu ülkeyi koruyacak. Geri kalanlar işte o zamanın kaçanlarının çocukları vesaireleri, hala içimizdeler. Bunun yan örneği de tabii dediğim gibi Ermenilerden de Azerbaycan'ın içinde de aynı durum söz konusu. Peki. Maalesef. Kınıyoruz Ermenileri, Ermenistan'ı. Yani biz artık gerçekten savaşların da bitmesini istiyoruz. Yani tedirgin oluyoruz, her şeyden tedirginiz zaten, ama bilemiyorum yani, devlet büyüklerimizin yapacağı bir takım şeyler varsa yapmalarını istiyoruz. Sizce yapıyorlar mı yeteri kadar? Gerçi kınama açıklaması geldi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Evet, açıklamalar geliyor ama yaptırımların bence daha fazla olması gerekiyor diye. Ermenistan'a. Evet. Evet. Peki, çok teşekkürler. Siz? Her zaman savaş kötüdür yani. Yani bu ülkeler hiç fark etmez diyor. Ya hiç bir fark etmez. Her ülkede de savaş olunca insanlar ölüyorlar. Çok acı çekerler insanlar. Yani fark etmiyor diyorsunuz. Hangi ülkelerden saldırırlar? Herkes insanlar yani. Peki siz ne diyorsunuz efendim? Yani ben her zaman barış için barış için istiyorum. Tabii ki savaş kötü bir şey. Umarım olmasın. Olmaması gereken şeyler ama dünyada maalesef böyle şeyler oluyor. Bunu da önüne geçemiyoruz. İnşallah bir an önce barış sağlarlar. Yani. Şimdi Türkiye'den de bir açıklama var. Özellikle bu ortamda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığı bu ortamda Azerbaycan'a destek açıklaması geldi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Nasıl yorumlarsınız efendim? Ya, olması gereken. Zaten birbirimize kardeş diyorsak bunu da yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Abi hiç görmüyorum yani. Azerbaycan kardeş ülkemiz zaten. İnternetten de, sosyal medyadan da zaten takip ediyorum. Yani sinirlerimi zıplattılar o derece yani. Abi elbet yani bunların hepsinin karşılığını vereceğiz yani. Altında kalmayacağız. Türkiye zaten destek açıklaması yaptı. Yani abi. Destek diyeceğiz. Her türlü de destekliyoruz zaten. Evet, Azerbaycan'ın yanındayız diyoruz. Aynen abi. Siz ne diyorsunuz? Vallahi reis, her türlü arkasındayız yani Azerbaycan'ın. Sonuçta ya kardeş ülkemiz yani sonuç olarak. Yani aynı şekilde bizim başımıza gelse onlar da her türlü yani destek olacaktır illaki bize, kesinlikle. Yani sonuna kadar destekçiyiz. Arkasındayız yani. Yarın herhalde gidiyoruz deseler gideceğiz. Reisin arkasındayız yani. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Azeri kardeşimiz yanındayız. Ermenistan bu politikada devam ettiği sürece çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bizim haricimizde İran'ın da olaya müdahil olması gerekir diye düşünüyorum. Onun haricinde inşallah ya savaş yalnız deriz. Öyle bir toplum değiliz hiçbir zaman. Ama bir an önce sükunetin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye destek açıklaması yaptı. Tabii ki her zaman. Biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız zaten. Hani bu çok normal bir şey. Maddi manevi her zaman yanındayız. Askeri gücümüzle de yanındayız. Gerekli müdahale de yaparız diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Abi genellikle zaten savaş çıkıyor dünyada. Azerbaycan'a zaten sürekli üzerine yüklenme oluyor bu sıralar. Hani Türkiye olarak şöyle sesleneyim, destek çıkılmasını isterim. Biz de zaten elimizden gelen, buraya Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimize de elimizden geldiğince destek yapıyoruz. Biz de yapıyoruz aile bir konuda. Hani her konuda herkese kapımız açık.